Kayahan Uygur, Trump, Suudi Arabistan ve 380 milyar. Amerikan Başkanı Trump'ın ilk dış seyahati Suudilerle yapılan 100 milyar dolarlık bir silah mukavelesiyle başladı. Bu rakamın 380 milyar dolar gibi astronomik bir düzeye kadar çıkabileceği söyleniyor. Amerika ile Suudiler arasında yeniden başlayan bu yakınlaşma ve sıkı ilişkileri nasıl değerlendirmeliyiz? İran tehlikesi. Her şeyden önce Riyad'da iki taraf arasında yapılan tüm görüşmelerin yükselen İran tehlikesi üzerinde olduğunu vurgulayalım. Halbuki 2003 yılındaki işgal hareketiyle Irak'ı İran etkisi altına geçiren ve bölgesel bir güç olmasını sağlayan da bizzat Amerika'nın kendisiydi. Saddam'ın devrilmesiyle nüfus çoğunluğu Şii olan bu ülkenin adım adım oraya kayacağı belliydi ve zamanın Suudi kralı da bunu Amerikalı yetkililere açıkça söylemişti. Amerika'nın Pers yayılmacılığını destekleyen faaliyeti bununla da sınırlı kalmadı. Lübnan'da izlediği politikalarla İran yanlısı Hizbullah'ı el altından güçlendirdi ve Yemen'de mezhepsel bölücülüğü kışkırttı. Hele bir önceki Amerikan Başkanı Obama'nın 2014-2016 yıllarında İran'a yönelik ambargoları kaldırma ve nükleer çalışmalarını meşrulaştırma yönünde o kadar aşırı çabaları vardı ki o dönemde Amerika açıkça Mollaların en büyük hamisi haline gelmişti. Sadık Amerikan müttefiki ise Amerika'nın en aşırı İrancı olduğu dönemde bile Batı yanlısı konumlarını değiştirmediler. Örneğin Batı'nın Rusya'yı batırmak için giriştiği petrol fiyatlarını düşürme taktiğine, ekonomileri zarar görmesine rağmen tereddütsüz olarak katıldılar. Trump'ın iktidara gelmesinden sonra bu fiyatların bir miktar yükselmesini de çok büyük bir destek olarak algıladılar. Şimdi de yüksek petrol fiyatları vadine dayanarak bu silah anlaşmasını imzaladılar. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu silah anlaşmasının İran'ın bölgedeki kötü etkilerine ve Suudi Arabistan sınırlarının her tarafındaki İran tehdidine karşı yapıldığını açıkladı. Rex Tillerson ayrıca İran'ın dünyadaki en büyük terör şebekesine sahip olduğunu söyledi ve füze denemelerini de hemen durdurmasını istedi. Bu konuşma İran'da Ruhani'nin seçilmesini kutlayan Avrupa Birliği'nin tutumuyla tam bir tezat teşkil ediyordu. Zaten Tillerson İran Cumhurbaşkanı'nın televizyonda yaptığı bir konuşmadan hemen sonra söz almıştı ve bir anlamda Ruhani'nin Sudileri hedef alan sözlerine cevap veriyordu. Aleyhimize değil, bölgemizdeki bu gelişmelere gerçekçi politika ve ülkemizin çıkarları açısından baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'ın çevresinde olduğu gibi Türkiye'nin etrafında da bir Pers yayılmacılığı vardır. Bu açıdan Suudilerle çıkarlarımız örtüşmektedir. Ancak gelişmelere Türkiye'ye yönelik terör tehdidi açısından bakarsak bizim için daha ihtiyatlı ve dengeli bir yaklaşım da gereklidir. Örneğin yıllardır Suriye'de benzer politikalar yürüttüğümüz ve Pers etkisine karşı çıkarlarını desteklediğimiz Suudiler. Acaba Trump'la görüşürken biz sizden bu silahları alırız ama siz de Suriye'de PKK'yı desteklemeyin demişler midir? Hiç sanmıyorum. Ayrıca bir an için Suriye'de Esad rejiminin yıkıldığını ve yerine Suudi çizgisinde Amerika yanlısı bir yönetim geldiğini düşünelim. Böyle bir yönetim PKK'ya karşı kesin ve net bir tavır alacak mıdır? Kuşkuluyum. Bu nedenle nasıl her ülke kendi çizgisini kendi milli çıkarlarına göre tayin ediyorsa Türkiye'de öyle yapacaktır. Çok yönlü dış politika, Suudilerin Pers yayılmacılığına karşı tavırlarını destekleyerek onlarla birlikte Esad rejimine karşı çıkmamız bizim aynı zamanda İran ve Rusya ile başka alanlarda ortak çalışmalar yapmamıza engel değildir. Astana sürecinde İranlılarla birlikte olabiliriz. Bir yandan İran'ın Irak'ta olduğu gibi doğrudan, Suriye'de olduğu gibi dolaylı bir biçimde PKK'ya verdiği desteğe sonuna kadar mücadele ediyoruz.'' Ama bir yandan da İran'a iyi komşuluk ve ticaret ilişkilerimiz de devam edecektir. Dış politika denge ve ihtiyat işidir. Türkiye bu politikayı kendi çıkarları etrafında tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ilkesinin devamı olarak bir gergef gibi işler. Bu yazıyı hazırlarken Trump'ın Riyad'da bir konuşma yaparak İslam dünyasını bazı yanlış anlamalar konusunda bilgilendirmesi bekleniyordu. Amerikan Başkanı Suudilere kendisinin İslam düşmanı olarak suçlanmasına çok üzüldüğünü, İslam'ı bir barış dini olarak bildiğini söylemiştir. Umarım bu olumlu gelişme dünya çapında Obama zamanında yükselen gizli ve açık ırkçılığa bir darbe indirir. Milli savunma sanayi geliştirilmeli. Suudilerin Amerika'dan silah almasına eleştirenlere şunu hatırlatmak isterim. Siyaset olması gerekeni değil, mümkün olanın en iyisini yapma sanatıdır. Amerika'nın ürettiği silahları ülkemiz üretebilmiş olsaydı o zaman din kardeşlerimize gidip bizde aynısı varken neden oradan alıyorsunuz diye sorabilirdik. Demek ki başkalarına eleştiri yöneltmeden önce çalışmak gerek, üretmek gerek, milli savunma sanayimizi mutlaka geliştirmek gerek.'' Mirasçıyız. Olaylara tarihsel ve vicdani perspektiften bakmak elbette ki asıl kuraldır ama somut koşulların somut analizini yapmadan başarılı olunamaz. Zamanında Osmanlı'ya karşı adeta bugünkü DH gibi terör yöntemleriyle savaşmış olanlar aradan bir yüzyıl geçip devletleşmişlerse onlara dost ve müttefik olarak davranmaktan başka da çaremiz yok. Ama kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi unutmadan çünkü biz Osmanlı'nın mirasçısıyız. Kayahan Uygur, Güneş.